Hazel. Sayın Jüri, muhalefet kanadı, hükümet kanadı. Şimdi ilk olarak size bu münazara boyunca karşılaştığımız ve bizim enteresan bulduğumuz çalışma noktalarını, daha doğrusu noktasını değinmek istiyorum. Ondan sonra bazı çürütmeler yapıp size genel olarak argümanları toparlayıp bu münazarayı özetleyeceğim. Şimdi ilk olarak bizim gördüğümüz en büyük çalışma noktası, şimdi biz diyoruz ki kazancın, gücün, yani hükümete gelme gücünün meşruluğu. Karşı tarafta diyor ki halkın seçtiği devlet, halk seçmiş ve belli bir süreyle seçmiş, onu indirirsek bu bir istikrarsızlığa konusu olurdu. Şimdi ilk olarak onların argümanından yola çıkmak gerekir. Halk neden bir partiye oy verir? Bir parti vardı, devlet yönetme iddiası vardı, bir vaat sunu. Ve halk da bu uyuyorsa ona, halk partiye güvenir ve oyunu verir. Şimdi dediğiniz gibi eğer bir parti bir şey sunmuşsa, mesela bir örnek verdiniz. Mazotu 4 liradan 2 liraya çekmiş, yol kat etmiş ama siz onu indirirseniz haksız olur dediniz. Şimdi baktığınız zaman biz burada hükümeti tamamıyla alaşağı etmiyoruz. Erken seçime götürme, hükümeti alaşağı etmek demek değildir. Halka tekrar soracağız. Bak, o zaman o parti diyebilir ki, bak ben 4 liradan 2 liraya çektim, tamam 1 lira yapamadım ama yol kat ettim. Halk beğenirse ayrı, beğenmezse ayrı. Ama burada halkın iradesi var ve siz bunu tekrar sorgulayamazsınız. Ve biz burada, hayır teşekkürler şimdi almayacağım, haksız seçim, haksız kazanca giriyoruz. Şimdi bir basit bir analoji yapmamız gerekirse, bugün hepimiz vergi ödemek zorundayız. Vergi ödenmediği zaman ne olur? Hukukun karşısında biz yargılanıyoruz. Vergi kaçakçılığını anlatıyor, vergi ben gibi güzel. Neden? Çünkü bir sorumluluğumuz var ve sorumluluğu yerine getirmiyoruz. Hükümetler de aynı şekilde. Bir vaatte bulunuyorsan senin halka karşı bir sorumluluğun var ve sen bu sorumluluğu yerine getirmiyorsan tamamıyla tekrar halk karşısında yargılanman gerekiyor. Halk sana yine seçimin oyunu verir ya da oyunu vermez. Şimdi madem istikrar istiyorsunuz o zaman hiç seçim yapmayalım. Diyorsunuz ki istikrar değişecek. O zaman niye seçim yapıyoruz biz? 40 sene biz aynı parti yürütsün. Sap gibi alın size en iyi istikrar. 40 sene aynı politik şeyle gidiyorsunuz. Şimdi siz bunu istikrara bağlarsanız yanlış noktaya değinirsiniz. Buyurun. Ya halk zaten rasyonel kararıyla bir partinin neyi yapamayacağını biliyor. Meşru kararıyla onu oraya getiriyor. İki de bir seçim yapmak niye? Şimdi baktığın zaman tamam bir halk karar vermiş. Şimdi diyorsun ki rasyonel olarak şey olarak. Şimdi bu bir öngörüdür. Belki başka bir sebepten ötürü, belki ideolojisinden ötürü oy vermiştir. Ama iki de bir seçim yapmak diyorsunuz. Siz hükümet olarak bir söz verdiyseniz diyorsun ki kardeşim ben bunu 2 ayda yapacağım diyorsunuz. Yapamıyorsan veya 2 yılda yapamıyorsan halka tekrar sormak en doğal haktır. Niye siz sormazsınız diyorsunuz. Sen demedin mi 2 yıl önce ben bunu yapacağım diye. Niye yapamadın? Halka bunu soruyorsun. Şimdi güven bağı diye bir şey söyledi. Diğer tarafı mesela bu da bu kazancın gücün meşruluğu içinde bizce. Güven bağı. Siz bu hükümeti tekrar erken seçime götürdüğünüz zaman o partiye olan daha önceki güveni bozuyorsunuz. Tamam da adam bir şey sunmuş, yapamamış. Güveni sorgulanmasına yetmiyor. Adama yetmiyor. Ha yine halkın takdiri belki daha çok oy verir. Belki 50 vermez. Yerden 60 verir. Ama halkın takdiri. Halka gitmede biz yanlış görmüyoruz. Buyur. Ama yabancılar nasıl gelir? Bitlerle varsanla olan nasıl gelir? Şimdi baktığın zaman siyasette başarısız damgası yemek gayet olağandır. Ve bu siyasette bir risktir. Siyasetin doğasında var. Az önce arkadaşınız Ecevit'in içine sıçtı, ekonomi dedi. Daha ne olsun? Ecevit'in içine sıçtı, ekonomi dedi. Ama yani o lafı ben etmiyorum ama öyle bir laf etti. Yani şimdi burada çok argoya da girmiş. Şimdi baktığınız zaman yani siyasette damga yemek gayet doğaldır. Ve baktığınız zaman şimdi güven nedir? Güven, adam demiş ki, sen demedin mi? Bunu başkası demiyor. CHP AK Parti adına konuşmuyor. AK Parti, ben AK Parti'yim diyor. Ben bunu bu zaman yapacağım diyor. Yapamıyorsan halka bir daha gidiyorsun. Halk seçerse seçer, seçmezse seçmez. Ama istikrarsızlar yol açar derseniz çok yanlış bir noktaya değinirsin. Çünkü, hayır teşekkürler anlayacağım, söyleyebilirsin. Çünkü baktığınız zaman eğer sorun istikrarsa ilk seçim yapmayalım daha iyi o zaman değerli arkadaşlar. Bu yüzden biz ne diyoruz? Kazancın, gücün, yani yönetmenin meşruluğu nedir? Nerede meşruiyet kazanır? Siz haklı bir şekilde güce geldiğiniz zaman. Nasıl haklı bir şekilde? Adam gibi söz verir. Peki bunun
bize prensibimiz bu. Pratikte nasıl faydalar olacak? Ülkeye faydası, devlete faydası. Şimdi bunu birinci konuşmayacağım ve diğer takımımızı değin. Nasıl oluyor? Şimdi o zaman partiler diyecek ki, abi ben havadan atmayayım, mazot 1000 lira olacak demeyeyim, daha makul bir şey söyleyeyim. Daha makul, daha yapabileceğim bir şey. Daha yapabileceğim bir şey olacak. Devletin İngilizce tabiriyle efficiency, yani çalışma gücü, çalışma ve iş yapabilme gücü daha artacak. Çünkü adam bu sefer daha rasyonel, daha mantıklı, yapılabilir vaatler sunduğu zaman daha iyi bir şekilde çalışacak ve kendine hep bir hedef koyarak daha iyi bir şekilde devlet ilerleyecek. Böyle Demirel'in zamanında yaptığı gibi her şeye gidip plakanızı hazırlayın, il oluyorsunuz deyip seçim zamanı süresince o 4 yıl boyunca unutulması yerine halk bu sefer diyecek ki, bilinç artacak. Kardeşim sen bana bu sözü verdin, niye yapmıyorsun? Güveni sorgulamak da burada suç değil. Çünkü sen bir partiysen ve bir inancın varsa, bunu sunduysan ve tutamadıysan sözü gayet doğal. Hayır, teşekkürler. Şimdi bir... almıyorum, teşekkürler. Şimdi baktığın zaman... oturur musun? Baktığın zaman ideolojiden bahsettiler. Hitap edeceğin kesime hitap edemezsin. Neden? Yani biz burada bir mantıklılık görmüyoruz. Çünkü sen eğer bir şey savunuyorsan, bir partiysen, parti ne demektir? Belli bir davaya inanmış insanların bir araya gelip bu ülkeyi o dava doğrultusunda yönetmesidir. Sen bir şeye inanıyorsan, hitap edeceğin kesimde belliyse yine sen ideolojik olarak istediklerini makul bir şekilde var olarak sunarsın. Biz burada bir yanlışlık görmüyoruz. Ama burada biz neyi arttırıyoruz? Güveni arttırıyoruz, makullülüğü arttırıyoruz, mantıklılığı arttırıyoruz. Ve bu doğrultuda bunun hiçbir yanlış olduğunu görmüyoruz. Ve siz muhalefet kanadı olarak bugün öyle bir şey sunmalıydınız ki veya sunarsınız inşallah ilk olarak haksız kazancı olmadığı bu şey. Size yalan, yanlış ve yapılamayacak ve yapmadığınız bir vaat sunuyor ve bunu haksız kazanç olarak niteliyoruz biz. Ve bunun güvenin sorgulanmasının devlette gayet doğal olduğunu inanıyoruz. Siyasette başarısız damgası yemenin gayet doğal olduğunu inanıyoruz. Ve halkın seçtiği ve güvendiği bir devletin ve daha makul vaatler sunan bir devletin daha iyi işleyip hem ülkeye hem halka hem de devlete daha iyi faydada bulunacağını inanıyoruz. Bugün o yüzden hükümet kanadındayız. Teşekkür ederim.